Şöyle bir hulasa edeyim abiler. Dört tane arş var. Su. Yöntem. Dört tane yöntem. Su. Nur. Toprak. Başka? Hava. Tamam. Şimdi aslında bu şey ders olacak da ben hulasa edeyim. Zaten 40 dakika geçmiş. Soruyorum size. Toprağa çekirdek atsanız kim atması önemli mi? Çıkar değil mi ağaç? Kafir de atsa çıkar, Müslüman da atsa çıkar. Adetullah kanunu böyle. Hava da topraktır. Havayı hava zanneden havasını alır. Bir daha. Havayı hava zanneden havasını alır. Toprağa çekirdek atıldığı gibi hava zemininde de, hava da topraktır. Ne atılıyor doktor? Kelam. Kelam çekirdektir. Kafir mümini nasıl fark eder? İhlassız dahi olsa bir kelam atıldığı zaman bir tane vücudu olur. Onun da vücudu var ama. Kafir mesela konuşuyor, o da çoğalıyor kafirin konuşması. Hava alemi de, hava alemi, şimdi sayfa kaç biliyor musunuz bu? Ben şey yapayım, 30. sayfa size gönderdim. Mecul, Dima vesaire grupta açarsanız görürsünüz. Ağzımızdaki hava ile hurufat, harfler nasıl değişiyor? Sistem nasıl değişecek? Kelimat ekiyoruz havaya. Mesela Er-Rahman allemel Kur'an elhamdülillahi rabbil alemin. Kastamonu 66'da da var. 3 aylarında ve Ramazan'da bu hava nasıl değişiyor? Cüzler okunuyor, havaya bırakılıyor. Bu havadan biraz bahsedeceğim. İçeride neler var biraz. Ama dedim ya saham değil. Ama ne yapalım? Merak etmişim. Bunun ehli, daha ehli vardır mutlaka. Bu derste 15-20 dakikaya ne sokabiliyorsam. Şimdi hava aynı toprak gibi düşünün. Toprağa çekirdek gibi hava alemine de kelimatı atıyoruz. Birden sümbülleniyor. Havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbüllenir. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeye cami bir hava sümbül veriyor. Her tarafa yayılmış. Mesela şu anda sesim söyledim sesi şu anda var oldu. Nerede şimdi? Nasıl halk ediliyor? Onu söylüyor. Acaba acele mi ettim? Şey, sazı düşünün. Kaç tane teli var abiler? Bilen var mı? Ya, üç tane. Hadi ben bilmiyorum. 3 tane vesaire. Diyelim. Şimdi hiçbir şey yok. Tırının ilk önce sazdan misal edeyim, sonra ben de. Nereden çıktı bu? Hiçlikten. Yoktu. Tellerin arasında nispet edilerek her bir telle vursan ayrı, öyle çıkmaz. Tellere vurduğun zaman, tamam mı? Bu tel 29 tane olsa, 29 tane harfle ağızdan çıkıyor. Telden misal verdim ki bunu anlayalım diye. Nerede duruyor? R, akciğerde hava duruyor. Mana, dağın tepesinde kartopu yapın. Bırakın, katlana geldi. Dağın tepesinde su akıyor, şu su çıktı, puhar suyu. Oradan içersen ayrı. Ama inerken kenar, köşeden, sağdan, yapraktan, odundan, taştan, bulunduğu topraktan alıyor, suyun tadı değişiyor. Tamam. Şimdi mana da bu örnekleri verdim. Saç örneği verdim, karı verdim, suyu verdim. Manalar nerede? Kalpte, kar topu gibi. Orada latife-i insaniye girmeyeyim, kalpte. Sonra iniyor aşağıya, vicdana. Sonra iniyor dimağa. Sonra akciğere geliyor mana. Orada duruyor. Alınan havaya pompalanıyor. O hava, o mana oluyor. Allah diyorsun, havaya basıyorsun. Bu akciğerdeki havaya
kalpteki mana nasıl yükleniyorsa ağzından çıkan şeyi de buraya ekiyoruz. Buraya ekiyoruz. Ama burada ne var şimdi? O var şimdi. Bu nasıl çoğalıyor? Toprakta da nasıl çoğalıyor? Toprakta ama bir fidanı koyuyorsun, aynı ağaçta çoğalıyor. Havada ise bir taneden dal budak değil, daha fazla burada çoğalıyor. Şimdi... Abi orada niyetiyle, ihlasıyla beraber yükleniyor değil mi? Tabii. Yani uzan olmasın diye mesela ihlassız olursan birebir. Toprak gibi birebir veriyor. Veriyor ama. O da dinsiz konuşmalarda var. Bir. Ama ihlaslı olduğu zaman artık onun şeyi yok yani. Kim çoğaltıyor? Burada geçiyor da ruhaniler var. Ruh aliyeler var. Ruhani aliyeler var. Erva aliyeler var. Sözler 240. Sözler 240. Erva habiseler var. Erva aliyeler var. Hepsi var. Nedir o? Mesela kanser hücresi, korona hücresi. Yani 246 sözlerden söylüyorum. İnsanın fıtratını bozan, insanı yanlış yollara sevk eden hücre, kelam, ne varsa, iki şey bak. Fıtratını bozan, insanı yanlış yollara sevk eden korona hücresi dahi nedir o? Erva habisenin donmuş halidir, donmuş. Erva habise donuyor, onun adı hücre oluyor. Hücreyi, o korona hücresini makineye koysak, özünü alsak, erva habisedir. Ustad diyor ki, o donmuş hücre nedir? Erva habise, bir de onun temsilcisi var. Hem hücre o, hem de asker gibi nöbetçisi var. Mümessili ve sekenesi olan erva habise diyor. Mümessili ve sekenesi. Tamam. Bunlar diyor, bunlar neyle o hücrelerin ruhunu değiştirirsin, o hücrenin yapısını değiştirirsin? 258 sözler. Neyle? Tılsımat-ı Kur'aniye ile. Tılsımat. Tılsım bir şeyi hatırlatmıştır size. Sır değil, tılsımat. Tılsımat-ı Kur'aniye. Tılsımat-ı Kur'aniye nedir ey üstadım? Burasıdır. 32. sayfada huruf-u mukatta'dır. Ve bunun gibi ayetlerdir. Mesela 29 harfi tamamen kullanmış ve ismi azama mazhar olmuş olan sure, Fetih suresi var ya, öğleyin okuyoruz ya nurcular. Onda bütün harfler kullanılmış. Bunu nerede söylüyor? 25. sözde söylüyor ustad. Lekad sadakallahu resul ilahir orada. Fetih suresinin orası. Orada bütün harfler kullanılmış. Ve ismi azam. Mesela tam oraya gireyim. O 25. sözde bu sureyi söylüyor. Havada ben belki ömrüm yetmez. Havada ne var arkadaşlar? Havada düğmeler var. Ukdeler var. Karakollar var. Hani ustad diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce cinler diyor semayı dünyaya çıkarlardı. Oradaki karakollardan haberler getirir, çalarlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra o haber kesildi diyor. O karakolların bekçileri, melekler mancınık atıyorlar. Mancınık nedir? Yıldız kayması deniliyor. Aslında yıldız kayması şu, meleklerin şeytana attıkları mermidir. Alem-i Şehadet'teki adı, yıldız kaydı böyle geldi. O ötekindeki manası orada da var. Ebrar, eşrarın savaşı var der. Orada da var. Hak, batıl, doğru, yanlış, iman, küfür hepsi. Sırf İsrail'de şurada burada yok. Burada da var. Türkiye'de de var. İsrail'de de var. Hepsi var. Yeter ki ikisini çek. Ha demek ki bu havada da var. Havada ne var? Düğme var. Ükte var. Yani şu. Aynı radyo gibi. Radyonun bir özelliği, iki özelliği var. Duyar, söyler. Duyar, söyler. Bu atmosferdeki
ruhanilerden girmeyeceğim de seçiyorum yani fazla da. Düğmeler var, ukdeler var, ahize ve nakile şeyleri var. Bu buralara nasıl gireceksin de havayı değiştirince kişiyi değiştireceksin, maddeyi de değiştireceksin. Madde değişiyor. Okuma ile hasta nasıl düzeliyor? Hücre nasıl düzeliyor? Diyor ki, en azından bizim bildiğim şeyle söyleyeyim. Kötü bir haber gelse, ooo, midene vurdu. Hücre değişmiyor mu? Asıl salgılamıyor mu doktor? Şimdi demiyorlar mı kanserin sebebi, en büyük sebebi stres? Stres ne? Düşünce bozukluğu. Düşünce bozukluğu yani stres. Olayları Allah canibinden bakamamaktan. Tamam esas. Peki bu düşünmeler, hayaller, videolar seyretmeler bize yüklenmiyor mu? Yani bir videoyu seyrettiğin zaman YouTube'dan kapatınca bu içeriye soktukların kapandı mı? İçeride çalışmıyor mu? Vehim nedir? Öyle değil. Ha, şimdi bildiğimiz dünyadan örnek vereyim. Nasıl ki madde olmayan bir şey maddeyi böyle değiştiriyor. Oo, mideme vurdu. Kafana bir vurdu. Mesela dün mü evvelsi gün bende de oldu. Bu inşaatla alakalı. Bir sıkıntı. Yani ne olacak falan olmayınca. Bir yarım saat içinde çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Belki de 20 dakikada ishal oldum ya. Lan bağırsağı vurur mu? Bağırsak biliyorsunuz ikinci kafadır, ikinci akıldır vücutta, ikinci beyindir, yönetim merkezidir. Yani ama kontrol ettim düşünceyi de. Diyorsun ama seni belirli bir yere kadar götürüyor, duman ediyor. Yani neyi demek istiyorum? Madde olmayanlar maddeye böyle tesir ettiği gibi, madde olmayan bu okumalar da, o nedir onu da söyleyeceğim, maddeyi böyle değiştiriyor. Onlar burayı değiştirdiği gibi sen de varı değiştirebilirsin. İşte bu hava sayfasındaki kapaklar, kapılar, radyolar nedir o? Huruf-u mukatta'dır. Maddiyatın içerisini, evamir-i tekviniyesini değiştiriyor. Evamir-i tekviniye nedir her hücrede? İm. Üç tane i, bir tane ve. İman. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Evamir tekvini bu. Yani ne demek? Hücrenin içerisi bu. Ağaç olmaya çekirdek düşün. İhtiyaç, iştiyak, incizabı ve meyli vardır. Sen bunu, bunlar madde değil. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Onu bir glaf-ı latif beden misaliyle Cenab-ı Hak folye ile sardı. Sonra çekirdek denilen karbon, hidrojen, azot, oksijen denilen çekirdeğe koydu. Tohuma. Tohum bu. Kiraz tohumu. Nedir o? Gir içeriye. Bu tohum nedir? Karbon, hidrojen, azot, oksijen. İçerisinde ne var? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunu değiştiriyorsun işte. Buraya değiştirme yetkisi varsa giriyorsun. Ustad diyor ki, havadaki diyor, havada şey vardı, ukdeler, düğmeler, cihazlar var. Onlara giriş yetkisi huruf-u mukata ve ismi azamlar vesaire dualarla girebilir derecesine. Ama ustad burada latif nüktelerde huruf-u mukata'dan şey yapıyor. Ben onu burayı keşke oku, keşke olmuyor. Ben Nun'la girmiş ya. Nun'la girmiş. Harika. Aferin İbrahim. Bak. Nun, ben diyor, Nun harfiyle girdiğim gibi çıktım diyor. Öyle mi? Sayfa şey söyleyeyim. 32'de, en üst sayfada diyor ki, şimdi iyi yaslanın. Bu derslerin toplamını söyleyeyim size. Of, havada, şöyle ol, böyle oluyor. Tamam. Esas, bu dersten sonra kafanızda kalacak şu olsun. Şu alem-i şehadet var ya maddiyat. Berzahtır. Berzah. Diyor ki maneviyat ile maddiyat mabeyninde berzah olan mevcudat. Şu alem-i şehadet alem-i gaypla
maneviyat ile maddiyat arasında mevcudat berzahtır. Madde, maneviyat. Şu mevcudat berzahtır. Şöyle, 121 şualarda insan berzahtır diyor. İnsani berzahlar var bazıları, bazı insanlar. Allah Resulü için de diyor 15. şuada, alemi gaybı alemi şehadeti taşıdı. İnsan berzah şu. Yani mesela şurada bir doktor duvar yap. Yaptın mı abi? Buradaki adamlar var, buradaki adamlar var ama ortada duvar var. Birbirlerini görmüyor. Ben ikisine birden bakıyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen ne diyorsun kardeşim? Birbirlerini görmüyorlar ama ben ikisini görüyorum. Ha, insani berzah da böyle. Onlar alemi şehadeti, alemi gayba, alemi gaybı, alemi şehadeti taşıyan insanlardır. Seni taşır. Sen birbirini görmüyorsun ama onun için dünya ile ahiret iki menzil gibidir. Menzil diyor, tamam mı? Şöyle de bakıyor, alemi şehadet dünya, böyle bakıyor orası. Yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyorum, nasıl bakayım diyor. Ne diyorsun sen ya? Yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyor. Geylani gidiyor, gençliğinde, çocukluğunda kıbleye karşı ayağını uzatmış, gitmiş Settar ismini vazanır. Lef-i Mahfe ispatta alem-i misal defterlerinde gitti o kıbleye karşı ayağını uzattın silmiş. Keşke benim şeylerimi de silseydi de adamın silmiş yani. Siliyor. Yetkiyi alıyorsun. Bak görüyor musun? Ne diyor? Diyor ki bu akşam alacağım şu mevcudat mim. Bu mevcudat mim. Mim kalkar, Allah'a nispet edilirse, manalanırsa vücut olur. Bunlar mevcut değil, vücut değil. Mevcuttur mim. Mim, cud, mim alır, mevcut olur, vav alır, Allah'a nispet edilir. Manayı harfi olur, vücut olur. Ha, şu mevcut, mevcudat diyor 32. sayfada. Koydun mu abi doktor? Şurası maddiyat. Şurası maneviyat. Alem-i şehadet berzahtır kardeş. Tamam. Peki dünya nedir biliyor musunuz? Dünya. Kainatın diyor. Buna bir geri geleyim. Kainatın bak nesi olduğunu o kendisi söylesin. Bu nerede yaşadığımızın kıymetini bilin ya. Dur bakayım onu göstereyim size. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu bak şeyde 15. sözde de var da şu alem küre-i arz var ya küre-i arz. Onu ben bulayım size de. Benim defterim kainatın kalbi diyorsunuz. Kainatın kalbidir ama başka şeyler de diyor ya. Dur bakayım buldunuzsa siz okuyun oradan arkadaşlar. Dur bakayım kaçıncı sayfadaydı? Şurada bir geri geleyim. Onu bulursak çok önemli. Bu 29'da değil. Aynı yerdeyiz ya. Alemi bakayım kim fakir. Allah Allah. Bütün taraf radyo Ayze. Emir ve irade. Yok yok bu şeyde Latif'te gönderdim ya size. Şu diyor küre-i arz diyor. Kainatın kıblesidir diyor. Kalbidir diyor. Şifre niye şey yapalım gönderdiğim şeyde. Birinci sayfada. Birinci sayfada mıdır? Evet, 29-30 olanda. Tamam, dur bakayım. Tam neresi? Okur musun abi? Bir saniye ulaşıyorum hemen. Birinci sayfasında mıydı? Ha tamam, buldum. Zat-ı Zülcelal olan sahibi arş azam. Okuyorum, 29. Evet, Allah razı olsun. Bak neymiş? Niye okuyorum? Dünyada niye bulunuyoruz, nerede bulunuyoruz? Bilin ki dakikalarınızı öyle telef etmeyin. Onun için okuyacağım burayı.
dünyada Gazali'ye göre hani diyor ya insanlığının kıymetini bil, ölünce bir daha insan olamayacaksın. Burada niçin bulunuyoruz, nerede bulunuyoruz, burası nedir bilin diye, bilelim diye okuyorum, bilelim. Zat-ı Zülcelal olan sahibi arş-ı azamın, bak sahibi hangisi? Sahibi arş-ı azamın manevi bir merkezi alem. Arş-ı azamın manevi merkezi alem. Başka? Kalp. Sonra kıble-i kainat. Kainatın kıblesi. Kainatın kalbi. Kainatın manevi merkezi alem olan küre-i arz. Burası. Kainatın kıblesi kalbi. Kıble ne demek? Kıble suretin, kanuniyetin yani muamelatın hakikatına dönüştürüldüğü yerdir. Mesela Kabe niye kıbledir? Ubudiyetlerin, ibadetlerin bütünleştirilip arşa doğru gitme yönüdür. Yani bütünleyendir kıble. Malezya'da namaza duruyorlar. İngiltere'den, Arabistan'dan hepsinin farklı duruşunu teke topluyor. Onda nedir? Arş, Kabe, kalp aynıdır der hadiste. O zaman farklılıkları kıblesine yani hakikatına koyandır. Kıble ne demek bir daha söylüyorum? Suretlerin, amellerin, muamelatının hakikatına dönüştürüldüğü, bütünlendiği, bütünselle dönüştürüldüğü yerdir. O zaman bu kainatın kalbi, kıblesi, manevi merkezi küre-i arz'dır. Tamam. Şimdi burayı geçiyorum bunu bildikten sonra ben şu huruf-u mukatta'yı burası çok önemli diyorum bir daha. Şurası mevcudat, ortası mevcudat, maddiyat, maneviyat. Alem-i şehadet şu mevcudat berzahtır. Mesela kainatın kalbi neresiydi? Küre-i arz. Şeceri hilkatın kalbi neresidir? Şeceri hilkatın insan. Peki mevcudun kıblesi kimdir? Berzah kimdir? Ene'dir. Nur-u Muhammed'idir. Ya. Kainattan daha büyüktür şeceri hilkat. Şeceri hilkatten büyüktür artık. Şeceri hilkat. İmkan ve vücub ortası kabu kaysen. Orası artık vücub ve mevcut arasında bersahtır. O Nur-u Muhammed'i. Demek ki kainatın kalbi küre-i arz. Şeceri hilkatın kalbi insan. Mevcudun vücuda dönüşme yani kalbi ene. Şimdi bunu aldıktan sonra İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kün feyekûn. Ha. Şimdi burada işte ders çok uzun olduğu için harfleri de okuyayım kesiyorum. Evalimi suredeki yani surelerin başlarındaki Hamim Tâsin Elif Lam Mim gibi hurufu kutsiye-i şifri ilahiye hava zerratı içinde zamansız münasebat-ı dakikayı hafiye tellerini ihtizazat getirerek buradan ben saza söyledim. Saz misalini tellere vurunca tel vurmadım. Bir şey yok. Hamim ne demek bak şimdi. Saz elimde duruyor. Ses var mı? Nereden getirecek ses? Ya ses hakikaten sazdaki ses nereden çıkıyor? Telin kendisi midir? Hayır. Hava mıdır? Hayır. Titreşim deniliyor. Ne demek? Ha, duran bir şeyde ortaya çıkıyorsa işte diyor hava zerreleri de sazın telleri gibidir. Oraya vuran Yasin Hamim Nun vel kalemi ve ma yesturun. Bunlar da saza vuran. Anladın mı? Ses çıkıyor.
ne diyor? Münasebeti dakikayı hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğüm. Bu hamimler düğüm. Birer düğme hafi gizli olduklarını ferçten arşa manevi telsiz telefon muhaberat-ı kutsi ifa etmeleri o şifre-i kutsi ilahiyenin şenindendir ve vazifesidir ve gayet makuldur. Şimdi sonuç okuyorum, kesiyorum. 30 kaçıncı sayfa? 33. Yani bunu okuduğumuz zaman huruf-u mukatta maddi hastalıklarımız var ya, korona şu, şifa olur mu? Onu okuyor. İşte havanın bu hassiyetine binaendir ki mevcudat-ı havayı olan hurufat, hurufat var ya, ha mim sad vel Kur'an-ı zikru kaf vel Kur'an-ı mecid. Şöyle yapsan kaf vel Kur'an olmadı. O, orada sekte yapmayacaksın. O durmayacak o. Kesilmeyecek. Ama da bal gibi de olmayacak. F zaman sıfatıdır. Kaf vel Kur'anil mecid gibi, neyse. Eyli dahi yapar. Mevcudat-ı havayı olan hurufat bunlar kutsiyet kesbettikçe, kardeş dedi ki herkes için mi? Bu kutsiyet kesbetti ne demek? Kaf vel Kur'an, herkes okur. Ama ağızdan çıkan kelimeyi kalpteki mana, in vicdana, kalpten boyalandı, vicdandan boyalandı, dimağa geldi, divanda da boyalandı, akciğere, re'e, Kızılcahamam'dan söylüyorum, re'e geldi. O aldığımız havaya bu mana, işte kişinin itikadı, imanı, ehli bidâ mıdır, ehli salih midir vesaire. O kutsiyete göre hamim harf aynı. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi. Tesiri farklı. Ne? İsa Aleyhisselam'a demişler ki efendim sen ölüleri okuyorsun, o ayeti bize de söyle de biz de okuyalım. Demiş ki falan. Baktı ki ısrar ediyor havarileri. Söyle de o duasını, ayetini. Gittiler ölüler okuyorlar, dirilmiyor. Demişler ki ey İsa, ey İsa peygamber, ey Allah'ın peygamberi, biz okuduk dirilmedi, okuyun bakalım dedi, bakayım yanlış mı okuyorsunuz. Okudu, doğru okuyorlar. Dedi ki okuduğunuz doğru ama okuyan aynı ağız değil diyor. Okuduğunuz doğru ama aynı ağız değil diyor. Kendisi okuyor diriliyor, o okuyor dirilmiyor. İhlaslı bir amel, binden müracaat. Şimdi eğer biz ihlasımızı yakalarsak o huruf-u mukatta şeylerde, o hurufat kutsiyet kesbettikçe ne olur diyor, radyo dinledi, söyledi. Radyonun özelliği o değil mi? Dinler, söyler. Yani ahizelik vaziyetin aldıkça, yani vahiden beslenen bir kalp, ha mim. Abi. Efendim abi. Özür dilerim. Bir sözünü size kesmeden, yani sizin bu manadaki ayetteki karşılığı söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Kısa olsun abi. Kısa. Fatır suresi ayet 10. İlahi yeşhedü kelimü tayyibu vel amelü salihü yerfe'u. Ya Allah. Ona hoş kelimeler yükselir, onu da salih amel yükseltir. Ya harika. Aferin. Nerede, ne 117? Emir daha 117'de açıklıyor. O Emir daha 117'de anlatıyor. İkinci Emir daha o. Evet, ustad bunu izah ediyor. Evet. Bu ayeti muhabbet. Evet, aferin İbrahim. Orayı mı açmıştın? Evet, bakmıştım ben size. Fesubhanal, aferin lan, aferin. Sana da teşekkür ederim, sana da İbrahim. Yardım edeyim beraber ya. Çok güzel, devam edeyim abi. Çok güzel oldu, tam yerine oldu şimdi. Allah razı olsun, yerinde oldu bu şey. Yani ahizelik vaziyetini aldıkça, yani Kur'an hurufatı olduğundan ahizelik vaziyetini aldığı, bak maddeye nasıl dönüşecek şimdi. Aldığı bak. Kur'an hurufat olduğundan ahizelik vaziyetini aldı. Ahize neydi? Duyan,
söyleyen. Tesir eden de radyo, radyo bize bir şey söylediği zaman tesir ediyor. Duyuyor, söylüyor. O da kalbimizdeki mana var ya, harf. Vahiy ile beslenmiş. Sonra Yasin gunnesi bile böyle Yasin değil. Sin, bir şey anlatmak için şey yapıyorum onu. Ne kadar, bir de ille doğru okumak değil. O kalpte o ameli salih ayet okudu ya, o ameli salih ile Allah'a makbul ilahi olmuşsa o ne yapacak? Şimdi maddeyi nasıl değiştiriyor? Ya bir tanesini söyleyeyim. İsa Aleyhisselam'ın amalarını gözünü açmadı mı körün? Açtı mı açmadı mı? Açtı. Bak ne diyorum Cem şimdi. Şefkat tokatlarında mı geçiyordu? Bir diyor ama bir kadın diyor. Beni salih zannetti diyor. Dua istedi cuma günü diyor. Gözümün açılması için diyor. Ona dua edildi diyor. Yanlışımı düzeltin. O ama kadının gözü açıldı diyor. 3 gün sonra kapandı diyor. Ve 40 gün sonra vefat etti. Barla'nın diyor fani 40 güne bedel diyor. Kapalı gittiği için ahiretin sonsuz uzağını görecek diyor. Öyle mi değil mi? Peki duayla göz açılır mı? Katarak ameliyat olmadı. Nasıl açılıyor? Maddeyi tesir etmiş. Bu kardeşim keramet değildir. Adeti ilahi Allah'ın esmaları tecelli ediyor. Keramet ve mucize denilen bu Allah'ın gene ayetidir. Adetidir. 20. sözde anlatır. İsmi azama mazar olanlarda ya kutsi hadisler gibi gözükür veya keramet olur. Isparta'ya doktor gelmiş, doktor vasıtasıyla olmuş. İşte ama nasıl yapacak onu? Duasıyla olmamış yani. Duasıyla olmamış olur mu? Olarak fiili bir şey doktor da geldi. İkisini birleştirmiş. Evet. Mesela diyelim ki okuma. Yok sanki sadece duayla olmuş. Ya şimdi böyle şey değil ama detay yani. Detayına girmek istemedim de. Şimdi geldi. Nasıl onu açılıyor? Eğer burada duanın şeyi yoksa, doktor şey yapsa açacaktı, bitecekti. Ustad bunu orada duanın tesirini niye söylesin onu? Doktorla olan bir şeyi. Gözü açıldı diyor. Tekrar kapandı diyor. Tekrar bu sefer 40 gün sonra, meğer 40 gün şeyi vardı diyor. Mesela başka bir tane, ağacın tepesinde ekmek mi olur? Dua edecektik diyor. Sonra sağ kafamızı bir çevirdik, baktık ki ekmek diyor, taze ekmek diyor, dalın arasında duruyor diyor. Yani mana maddeye nasıl dönüşüyor? Orada hiçbir esbab da yok yani. Esbab da hiç kullanılmamış. Orada esbab kullanılmış ama burada hiç kullanılmamış. Şimdi Kur'an rufat olduğundan ahizelik vaziyetini aldı ve düğmeler hükmüne geçti. Harfler düğmelermiş. Neye benziyor? Radyonun düğmesini çevirmiyor musun? O şarkı geldi. Geç lan. İlahiye geçti, Kur'an'a geçti falan. Düğme. Yani şu. Radyoyu açacaksın, açmayacaksın. Düğme. İşte huruf-u mukattalar, Kur'an'ın harfleri, huruf-u mukatta ileri seviyede. Kur'an'ın harfleri düğmeler hükmüne geçti. Ve surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebata hafiyenin uçlarını merkezi ükdeleri, ükde demek şu, ipe var ya düğme atarsın. Mesela radyolarda haber spikerleri var ya, onu diyor ki zehirli nefesleriyle üfleyerek bizi zehirliyorlar diyor. Ükde oradan şey yapsın. Harfler demek ki hava alemindeki burada alem var. Hava değil. Hava aleminde alemlerin düğmeleri oraya giriş sebebi Kur'an'ın harfleriymiş. Surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebet-i hafiyenin uçlarının merkezi ükdeleri, düğümleri, hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücudu havaileri bu hassiyete malik olduğu gibi, yani havayı böyle değiştirdiği gibi. Peki konuşmalarımız var ya böyle, insanların bir sürü vehim ve vesvesesi var, çıkmazı var.
onu da şöyle yapıyor. Vücudu zihnileri dahi, yani bu havadan çıkan, kalbimizden çıkan tefekkürü bir ders, ağızdan çıkan tefekkürü ilmi şeyler de zihnimizdeki vehim ve vesvese çıkmazlarını, vücudu zihnileri dahi, hatta vücudu nakşiyeleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri vardır. Şimdi son alacağım şu. Demek bu harfler, huruf-u mukatta, Fetih Suresi, hele Nur kardeşlerime söylüyorum. İkinden sonra ammeyi yarıdan okumayın. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَا فَزَانَ هَدَا اِنْكَمَا نَابَمَا كَوَيْبَدُ Niye orada başlıyorsun kardeşim? Bunun şifre tamamlanmıyor. Amme tesaelun. Niye oradan okumuyorsun? Ha bak bak şimdi göreceksin neymiş o. Demek o harflerin okunmasıyla, yazmasıyla, yazmak da nuska ya. Cevşen'in sonunda geçiyor ya, ulüke, takılan, takılı. Bak yazmak. Yazmayı ne yapacaksın? Ya asacaksın şeye duvara, ya taşıyacaksın. Bak ustad diyor, demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla. Maddi ilaç gibi şifa, başka maksatlar hasıl olabilir. Adamı tesir eder, sihir yapar, büyü yapar. Her şey yapılabiliyor. Yani maddi ilaç gibi şifa değiştiriyor. Çünkü niye? Bir tane parçasında söyleyeyim. Çünkü o harflerin müekkel melaikesi var. Onu istihdam ediyorsun. Başka nesi var? O harflerin müekkel melaikesinin dışında ervah-ı aliyeleri var. Başka ruhani temsilcileri var. Kur'an'da kaç tane peygamber bahsediliyor? 29. Kaç tane var abiler? 24. 29 abi. 57. Ne mi? Kur'an... 28 abi, 28. 25'i şey, 3'ü bilinmiyor. He. 25. Kur'an'da 28 tane. Ama bahsediliyor. Kanunet 25 ifade ediliyor. Diğerini şey yapılmıyor. İfade edilmiyor. Yani şey var. İçtihadi şey var. Mesela Hızır gibi. Kur'an'ın da 28 tane harfi var. 29 lam elifle beraber. 29. Ne için söyledim? Her bir Kur'an'da bahsedilen peygamber bir harfin mümessili. Tamam. Şimdi her bir okunan harf şeye benziyor. Mesela elimize bir tane çekirdek alsak ufak. Şeyin maydanozun çekirdeği, karpuzun çekirdeği, elmanın çekirdeği, armutun çekirdeği böyle dissek ve yere dissek, toprağa çıksa. Şimdi aynı bunun gibi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elif var, lam var. Elhamdu her bir harf aynı bu çekirdek gibidir. Çekirdekleri dizmek, o ayeti tamamladığı gibi karpuz çekirdeği, maydanoz çekirdeği, şeftali çekirdeği, armut çekirdeği aynı bu. Her bir harf çekirdek gibidir. Bunların da tabiatı var. Her bir harfin ateş, toprak, su, hava tabiatı olduğu gibi her bir harfin de Kur'an'da geçen 25 3 kişi de zımnı peygamber, 28 tane peygamber, 28 tane harfin mümessilleridirler. Bize ifade ediliyor. 20. sözde kısmen şey yapılıyor. O okunan harfler havayı böyle değiştirdiği gibi o harflerin bir meleklerini, müekkel meleklerini, o harflerin ervah-ı aliyelerini, ervah-ı kutsiyelerini ve ruhaniyelerini de aktif ediyorsun. Nasıl ki insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ervah-ı habise olduğu gibi ervah-ı aliyede var. Mesela yılana müekkel melaike akrep, orada söylüyor yılan ve akrep gibi diyor. İnsanın fıtratını bozan yanlış yollara sevk ediyor. Mesela korona, bunlar aynı ervah-ı habisedir. Korona hücresi ervah-ı habisedir. Onun için Üstad Hazretleri 17 defa resmi zehirlenmiş, gayri resmi 28 defadır. 17 olsun, 17 defa zehirlenmesine Üstad 3 tane eserle şifa bulduğunu Emirdağ'da söylüyor. Bir, nedir? Hangisini okumuş da şifa, zehirden şifa buldum diyor?
Evrad-ı Kutsi-i Bahaiye, yani neresidir o? Hizbullah Kayık-ı Nuriye'miz var ya, Büyük Cevşen. Onun sonunda Bahattin Şah'ın Nakşibend Hazretleri'nin şeyidir. Eğer o şurada varsa göstereyim kardeşlere. O biliyorlar zaten. Bir, Evrad-ı Kutsi-i Bahaiye. Üstad Bahaiye'de de geçer. İki. İki Mehmet. Cevşen. Üç. Tahmidiye. Zeyilere ha ne yapmış? O Tahmidiye'nin harflerinin müekkel melaikesiyle o aleme giriyor. Ve her bir hücrenin, korona hücresinin vesaire kutsiyetimize göre, maneviyatımıza göre hani dua edin deniliyor ya, o hücrenin, o hastalık hücresinin ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil denilen evamiri tekviniyesine giriyorsun. Orayı değiştiriyorsun. Oraya çekirdeği değiştirince sanki ona genetiğini değiştiren hücre gibi. Genetiğini, çekirdeğini değiştiriyorsun, ağaç değişiyor. Ağaçla uğraşma, genetiğini değiştir, tamam. Geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbime emanet olun. Biraz uzattıksa da baştaki de şey, belki merakınız olduğundan şey olmuştur. Bu saate kadar da sabrettiğinizden dolayı Cenab-ı Hak, ya Rabbi riyakarını yaptığım şeyi inşallah dergâh-ı ulentinde esmanın hürmetine, ism-i azamın hürmetine bizi Allah'ım hizmet-i imaniyede ve farz-ı ayin olan ittihad-i İslam hizmetine bizi istihdam eyle. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Habibin hürmetine ya Rabbi alem-i İslam'ı ıslah eyle. Alem-i İslam'ın intibahına ve ittifakına vesileyle bu dersleri. Ya Rabbi cemahir-i mutefekayı an karib zamanda nasip eyle. Müslümanlara yardım eyle. Fensurna lelkami kafirin sırrına mazar eyle. Ve Müslümanların ittifakına ve Asya Şurası'nın ittifakına nasip-i müessel eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi nur, ey limanın hasreten nur talebelerin kalplerine uhuvvet, sevgi, kucaklama, sahiplenme, muhabbetin, şefkatin hakikatini âli eyle ya Rabbi. Hizmet-i iştirakı, hizmet-i imaniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Müslümanların duasını kabul eyle. Sonunda ya Rabbi şunu diyorum. Bütün Müslümanların, nur talebelerin, amin diyenlerin, haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? Bunu niye dedin? Bunu niye demedin? İtabına vesile olacak günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, eksiklerimizi yübedilullah seyyatım hasene sırrına mazar eylerek hasenata tebdil eyle, affeyle, yüzümüze vurma ya Rabbi, yüzümüze vurma ya Rabbi. Allah'ım yüzümüze vurma Allah'lığın hatırına. Ey Musa'nın Rabbi, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi, duamızı kabul eyle. Ve ahir davahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı masalavad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Efendim aleyküm. Abi Allah razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun. İnşallah yarın akşam son dersimiz. Yani her devamlı olan dersimiz. Yoksa haftada bir iki tane gene yapacağız. İnşallah. Tutmayanlar bu akşam kalksın. İnşallah. Şans-ı manevimize kuvvet veriyorsunuz. Şevali tutmayla biz burada hissediyoruz. Bugünkü böyle sıcakta da aynı Cenab-ı Hak bize hepimize nasip etti. Allah tutmayanlara da Müslüman kardeşlerimize hasreten bizim nurculara nasip etsin inşallah. Rabbim emanet olun. Tekrar selamun aleyküm. Selam abi. Bir dakikanızı alacağım. Mümkün peki. Acaba? Tamam Ahmet. Bu saydığınız şeylerin hepsi acaba İki ihlasta sırları şey midir? Yani bu ihlas sırrı mı bunu açar? Yani ihlas olmadan bunların şeyi açılması... Üç tane Ahmet. İhlas. İhlas etmez. Mesela şöyle yapayım da Rüştü abinin misaliyle. Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyorum. Ha namaz kılıyorum ihlas dendiği için. Namaz kılıyorum lafı dendiği için ihlas. Niye böyle yapıyorsun? Böyle demedi ki. Bu sadakat. İhlas Allah için. Allah demesi lazım. İhlas.
Allah dediği gibi olacak, sadakat. Sonra aramızdaki fertlerin bütünleştiren uhuvvet. Onun için ihlas, sadakat, tesanüt sırrına mazhar olacak. İhlas, sadakat, tesanüt. Şimdi bir nur talebesini düşün. İhlas, ihlasla sadakat arasında cümle, kelime farkı yapayım. Allah için, Allah için Allah dediği gibi. Allah dediği için, Allah emrettiği için Allah dediği gibi. Yani gibi ile için fark var. Peki bu kişinin Rabbine karşı durumudur. İhlas, sadakat. Ama ferdim, fert dönemi bitti. Şahs-ı manevinin tesiri var. Bu şahs-ı manevinin gücüyle, yani Kabe'deki ami bir bedevi gidiyor da nasıl bilhassale veli gibi geliyor. Niye günahlar affediliyor? Çünkü Kabe siyah bir kutu gibi. Oraya ben kendi maneviyatımı atıyorum. Alırken herkes attı ya maneviyatını. Herkesinin beraber alıyorum. Onun için veli oluyorum. O zaman günahımı aşıyor. Sebabım çok oluyor. Şahs-ı manevi de böyle. İşte bu şahs-ı maneviye dahil olmanın şeyi tesanüt sırrına. Onun için 264 Emir Dağı'nda Mehdi diyor, siyasi Mehdi. İhlas, sadaka, tesanüt sırrına mazhar bir kısım talebelere dayanacak. Çok değil. O abi çok çok olsaydı Bediüzzaman olmaz. Çok olsaydı Hazreti Muhammed olmazdı aleyhissalatü vesselam. Çok olsaydı Bediüzzaman radıyallahu anh olmazdı. Said Nursi olurdu. Bu iş böyle sakın çokluk altlık değil. İhlas, sadaka, tesanüt sırrına mazhar bir kısım talebeler. Peki ne yapacak? Sike-i Tasdik-i Gaybiye 9. sayfada, 9. sayfada o Mehdi bu iman hizmeti kadrosuna meşveret edecek. 9. sayfada. İman hizmetini bunlara bırakacak. Peki sen orada nerede olacaksın ustadım? 173 Kastamonu, 163 Sike-i Tasdik-i Gaybiye. Diyor ki ben kabirde olacağım diyor. O siyasi Mehdi geldiği zaman. Allah da öyle diyor, hadislerine söyletiriyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamete iki saat dahi kalsa diyor, Allah o Mehdi'sini gönderecek diyor. Ustad da biz kabrimizde olacağız diyor, Allah'a şükredeceğiz diyor. Bak 173, tamam. Siyasi ama iman, hayat, şeriat, üç meseledir. İman hizmetini ondan, o siyasi kadrodan önce Risale-i Nur cemaati yapıyor. Peki o gelecek siyasi Mehdi nereden önce? Dairenin içinde çıkacak. Ve hizmet imaniye dayanacaktır. Ve hizmet imaniyenin şahs-ı manevisi içerisinde ihlas, sadakat, tesanüdüse sahip, tam sahip bir kısım talebelere dayanacak. Yani Risale-i Nur, Ahmet Mehmet kafanızda canlanmasın. Risale-i Nur'u temsil eden hasların şahs-ı manevisi olan o heyet. Gönüllerde olan o şeylere onlarla meşret edecek. İnşallah. Ahmet o zaman... İhlas yetmiyor, sadakat. Çünkü hocam okudu ya işte amel, ama Allah'a nasıl yükselir? Doğru, salih amel olursa. Kalbimizdeki iman ama salih amel de onun cüzüdür. İman, ihlas, iman yani ihlas. Sadakat, tesanüt. Başka nerede söylüyor? Türkiye'nin ilk yolcu otobüslerinden. 302 Mercedes, orada kalsın. Şu anlar 302'de diyor ki, masonların planını ilminizde, gücünüzde, paranızda, meziyetinizde mağlup ettiniz onları demiyor. Neyle? Neyle mağlup ettiniz diyor. Hatırlayan var mı? Sizin ihlas, sadakat, uhuvvet, tesanüt sırrınızdan dolayı onlar mağlup oldu. Şu anlar 302. Uhuvvet, tesanüt yani. İnşallah ihlas, sadakat, uhuvvet sırrına Allah bizi hepimizi mazhar eylesin. Nerede var bunlar, bu sıfatlar? Şahsi manevimizde var hiç şüphesiz. Hiç şüphe etmeyin. Fertlerde cüzi cüzi var. Kimisinde ihlas biraz önde, ötekisinde sadakat biraz daha fazla önde, ötekisinde tesanüdü çok acayip. Üçünün de aynı seviyede en mükemmeli ancak şahsi manevi de var. Fertte yok. Efendim abi? Ama hizli söyle. Sizin sebat ve metanetiniz. Mason ve münafıkların bütün planlarını akım bıraktı. Sebat ve metanetiniz.
Bak, sebat ve metanet. Sebat. Bütünsel. Görüyor musun sebat? Çok şükür. Peki, başka herhalde yoktur. Var mı sor? Veya sor bak. Ya keşke şunu söyleseydim. Tamam. Bakayım yazınızda da bir şey yok. Gece yapalım. İnşallah dua olur bu gece. Değil mi? Yarımı 12'yi geçtikten sonra duanın saatidir inşallah. İcabeyi kabuldür. Rabbimize tekrar hamd edip selamun aleyküm derim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.